Harun Bey, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne bu para? Sizin istediğiniz para. Efendim? Ben mi istemişim? Ben. Ben ne parası istemişim? Siz gerçekten bilmiyorsunuz. Neyi? Neyi gerçekten bilmiyorum? Bahar Hanım, bakın. Eşiniz Timur Bey beni aradı ve para istediğinizi söyledi. Telefonumu sizden aldığını söyledi. Neredeyse her şeyi biliyordu, inanın bana. Nerede buluşacağımızı, daha önce buluştuğumuzu, en son telefon konuşmamızı filan, ne varsa hepsini biliyordu. Tazminat davasından vazgeçmeniz karşılığında bu parayı. Bahar Hanım, anlaşılan o ki kocanız bize tuzak kurdu. Bakın, bunu sormamın kibar bir yolu yok ama sonraki adımı daha sağlam atmak için sormak zorundayım. Kocanız sizin telefonunuzu dinliyor olabilir mi? Hayır. Hayır, mutlaka bir yanlış anlamı var. Eşinizle olan görüşmeyi olduğu gibi aktardım. İnanın bana bir yanlış anlamı yok. Mümkün değil. Ben eşimle konuşacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama mutlaka bir açıklaması var. Ben bunlar için de ben özür dilerim. Sizi habersiz bırakmayacağım. Çok özür dilerim. Bahar Hanım, bakın, sizi anlıyorum. Ben de çok üzgünüm. Bütün bu olan bitenden, bu rezillikten dolayı çok çok özür dilerim. Zor da olsa bana kulak verin. Çünkü çocuklarımız için oynanan oyun çok tehlikeli bir boyuta gidiyor. Ve biz onları korumak için her an tetikte, her şeye hazırlıklı olmalıyız. İnanın bana. Çünkü büyük bir şeyler dönüyor. Çocuklarımızın üzerine oynuyorlar. Sen Timur, sen bunu bize nasıl yaptın? Sen Harun Bey'i nasıl ararsın? Nasıl para istersin? Benim adıma nasıl para istersin adamdan? Eve dönüyorum. Hemen eve gel. Hemen. Sana dedim, bunlar yüzleşince ne olacak dedim. Al işte. Adam legal go yapmadan vurmuş masaya. Onlar o masaya vurduysa biz o masayı devireceğiz aşkım.